Kurban Bayramı'nın 4. günü bugün. Dinleyicilerimize yine hatırlatacağımız şeyler varsa bunları hatırlatabiliriz. Ve yine bir sorularımız olacak. Hemen bugün tabii bu teşhit tekbirler var Kurban Bayramı ile alakalı. Kurban Bayramı bugün 4. gün olmasa bile bugün son. Ne zaman son? İkindi namazının farzını kılıyoruz. Teşhit tekbirlerini okuyoruz ve bitiyor. Efendim akşamları getirip bitti. Hani ne derler? Geçti burun pazarı süreci neydi? Bitti, sınırlıdır. Bu sınırlı zaman diliminde ne emredilmişse o yapılır ve bu biter. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistemde boşluk yok. Öğle namazı için bir zaman bildirmiş. Ben ikindi de kılsam onu. Yok, o öğle vaktinde emredilmiş. İkindiye geçiyorsun, onun vaktini bildirmiş. Ben akşam kılıversin. Olmaz, günaha girersin. Efendim, Kurban Bayramı'ndaki teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazıyla beraber bitiyor bu. Ya ben alıştıydım, devam etsem olmaz mı? Daha yeni alıştım falan. Tabii şimdi ilk senede bir defa geldiği için başlangıçta unutmalar olur. Evet. Hakikaten sonra doğru alışıyorsun ya, alıştım devam ediyorum falan, yok. O bitti. Yani zaman dilimi orada. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazını kılıyoruz, teşrik tekbirini söylüyoruz ve bitiyor. Artık akşam namazı, yatsı namazına falan yok. Mesela kurban kesmek de bitti. Bugün bitti. İçin artık tabii yok. Söz konusu değil. Hadi İmam-ı Şafii Hazretleri 4. gün içinde ruhsat vermiş ama Hanefi mezhebine göre 3. gün bitmişti o. Artık ben kurban keseyim falan yok o. İştahlandım ya falan böyle. Hani içim bir hoş oldu falan, bu zevkle yapayım falan. Bitti bitti o iş. Hani geçti borun pazarı derler adama. O evet. Bitiyor. Şeyde de böyle olacak işte. Hani son pişmanlık fayda vermez. Bunu hep kullanıyoruz ya. İnsan dünya hayatında böyle olduğu gibi ve yarın ahiret hayatında öyle olacak. Öleceksin, ölünce gözün açılacak. Tüh diyeceksin ama tüh demenin bir faydası yok. Ah demenin bir faydası yok. Çünkü geçti. O dünyadayken idi. Allah diyecektin, ibadet yapacaktın, namaz kılacaktın, kaza borçlarını ödeyecektin, kul haklarını ödeyecektin. Daha vakit var zannettin falan. Daha vakit var ama o bitti. Şimdi bir zamanlar bir hikaye okumuştum da çok hoşuma gitmişti. Türkiye Gazetesi'nde yayınlanmıştı o. Şimdi adamcağız böyle bir rüya gibi şey gibi falan bu şeyinde bir şeyler görüyor falan. Ölmüş. Ondan sonra insanları görüyor falan. Ondan sonra bu pişmanlıklarını dile getiriyor. Fakat bu arada insanların geçti, bitti dediğini duyuyor, tamam mı? Sesler duyuyor yani. Geçti, bitti. Ama bu nasıl çırpınıyor? Tüh diyor. Bütün dünyada yaşamış olduğu o zaman dilimi içerisindeki geçirdiği fırsatları, söyleyemediği aynı şekilde kelime-i tevhidleri, istiğfarları veyahut da kaza edemediği namazların hepsini böyle gözünden geçiriyor. Tüh. Ama arada sırada bir geçti, bitti. Sözlerini işitiyor. Tüh diyor. Bitmiş yani diyor. Ben diyor ölmüşüm falan. Neyse adam meğer bayılmış. Başındakiler toplanmışlar işte, ayılıyor falan. Tamam geçti. Tamam bitti diyorlar. Bu bitti geçti falan. Adam ondan sonra demiş ki yani hemen şeymiş bu. Bu demiş mutlaka başıma gelecek. Ondan sonra tövbe istiğfar ediyor. Rotasını düzeltiyor. Bu hani ona bir hikaye olarak yazılmış. Cenab-ı Hak bir ihsanda bulunmuş diyelim olduysa. Hadise vuku bulduysa, gerçekse. Senaryo değilse. Ama doğrusu da bu. Yani gerçek hayatta bu. Bir gün diyecekler bitti bu. Geçti bu. Geçti diyecekler, bitti diyecekler. Hepimiz için diyecekler. Kabre götürecekler. En sevdiklerini oraya kadar getiriyor. 2 metre derinliğindeki çukura koyuyor ve aynı şekilde yani hadi Allah rahmet eylesin bu kadar. İşte seni tanıyan, ondan sonra evladı yalim varsa, ne ala yoksa bitti. Mustafa Bey siz de şahitsinizdir. Zaman zaman mesela cenazeler vuku buluyor. Eyüp Sultan'da görüyorsun. 2-3 tane yan yana böyle cenaze dizildiği de oluyor o musallada. Bazen bakıyorum adamcağızı getirmişler. Çoluğu çocuğu işte arkadaşlar falan çıkıyor oraya böyle el pençe dışarıda duruyor. Cenaze namazına bile iştirak etmiyor. Dedim adamcağız ne kahrolmuştur hayattayken. Ama adamcağız ne iş işlediyse, evlatlar aynı şekilde söz geçirememiştir, dinletememiştir. Kimisi işte dinsiz olmuş, ateist olmuş, bilmem ne olmuş. Ama oraya getirdiler. Fakat o evlatları ona bakıp ondan da ibret almıyorlar, biliyor musun? Ya bir gün seni de getirecekler. Senin baban veyahut da annen bir iş yapmış, oraya Müslümanlar geldi, cenaze namazını kılıyor. Bakalım sana nasip olacak mı bu? Cenaze namazını, senin cenaze namazını kılacak o bulunacak mı?
o da aynı şekilde meçhul. O da meçhul. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya, bir zamanlar işte Osmanlı son dönemi böyle karışıklıklar oluyor. İstanbul'da isyanlar bilmem neler falan. Ondan sonra İstanbul işgal ediliyor. İşte İstiklal Savaşı başlıyor falan derken karma karışık bir zaman dilimi. Bir cenaze vuku diyor. Sultan Ahmet'e getiriyor. Doğrudursa imam yok, müezzin yok falan. Bir tanesine bakmışlar, demişler hadi sen kıldır. Yok demiş ya. Deli Halil derlermiş adama. Ya demiş ben nereden bileyim. Kıldırsın kıldırsın, adam it demişler. Neyse. Gördüğü duyduğu kadarıyla adam biraz şey yapıyor. Ondan sonra gitmiş tabutun başına, adamın kulağına eğilmiş, cenazenin başına bir şeyler söylemiş, fısıldamış falan. Herkes de görüyor bunu. Tabut kaldırılır giderken gelmişler buna, demişler ne söyledin, demiş ne söyleyeceğim, bir şey söylemedim. Yok demişler söyledin, ne söyleyeceğim demiş ya falan. Ya tabutun işte baş tarafına eğildin demiş, kulağına bir şey söyledin. Ha demiş, şimdi bu gidiyor ya ahirete demiş. Oraya gidince kabirdekiler bunun etrafına toplanacaklar. Dünyada ne var ne yok diye soracaklar. Ben de dedim ki, ya Deli Halil cenaze namazı kıldırır oldu, dünyanın halini anlayın. Gerisini siz düşünün artık. Gerisini siz düşünün. Yani dünyadaki insanların rotasının nasıl bozulduğunu, nasıl yönlerinin aynı şekilde Allah-u Teala'dan uzaklaşıp, ahiretten uzaklaşıp dünyaya döndüğünü görün. Allah-u Teala bir kuluna verdiği nimeti değiştirmez. Ama bir şartı var. Ona şükrederse. Şimdi Zilhicce ayı bizim için bir fırsattı. Terviye günü, Arife günü, Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü, bugün dördüncü günü, bunların hepsi birer fırsattı. Birer fırsattı. Kurban Bayramı geceleri aynı şekilde mübarek gecelerdendi. Ama geçti. Peki ne yaptın? Geçti de ne yaptık? Ya işte yaptık, yapamadık. Yaptın, yapamadın. Ama kayda geçti. Kamera çekti onları. Yarın mahşer günü gösterecekler. Arkadaş bomboş gitmiş. Hiçbir şey yok. Ne Allah demişim, ne la ilahe illallah demişim. Hatta nisaba malik olduğun halde kurban bile kesmemişsin. Ya keseriz bakalım, keserdik ya. Geçen sene kestiydik ya. Hallederiz ya falan filan dedin. Kurban bayramı 1, 2, 3 derken o da gitti. Bedelini de ödemedin. Tövbe istiğfar da etmedin. Pişman da olmadın. Ondan sonra geçmişlerim vardı. Hani kurban bayramını vesile ederek aynı şekilde onları bir ziyaret edeyim, bir Fatiha okuyayım deme yerine Bodrum'a tatile gittin. Antalya'ya gittin. Antalya'ya gittin. Neyse Marmaris'e gittin. Veyahut da bazıları da aynı şekilde Uludağ'a gitti mesela. Çamlık havayı seviyor falan. Gittin. Komşular ziyaret etmedin. Fırsattı. İşte kavgalıydın falan. Bir bayramda gidip de hal hatır sorup aynı şekilde helallaşabilirdin. Adamın yüreği aynı şekilde kalbi yumuşaktı bayram sebebiyle. Hadi ya kapımıza kadar gelmiş falan. Hadi komşu. Neyse biz de sizi üzdük. Olur böyle şeyler. Hakkımı helal ettim. Dedirtebilirdin. Bunlar da kaldı. Şimdi Kurban Bayramı da bitti. Peki elde avuçta ne var? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Şimdi dinleyicilerimiz bizi dinleme zahmetinde bulunanların hatırına gelebilir. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Gene biz sıfırladınız attınız falan. Yok haşa. Bizim öyle bir haddimiz yok. Şeyimiz de yok. Yetkimiz de yok. Ama meydana gelen hadiseler. Çünkü biz de bu toplulukta yaşıyoruz. Bu zamanda yaşıyoruz. Hicri 15. asırdayız. Miladi 21. asırdayız. Yarın ahirette aynı şekilde soracaklar. Seneler önceydi. Anadolu'dan bir genç geliyor. Ebu Eyyub Ensar radıyallahu teala hazretlerini ziyaret ediyor. Ve o gecede bir rüya görmüş. Ebu Eyyub Ensar radıyallahu teala hazretlerini görmüş. Demiş ki sen demiş hangi zamanda yaşıyorsun? Bu işte karıştırmış hangi zamanda falan. Demiş evladım hicri hangi zamanda yaşıyorsun? Senin zamanında kimler var? Kimler var? Hangi alimler yaşıyor falan. İşte Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, onun talebesi falan böyle şey yapınca ha demiş onların aslında yaşıyorsun. Yani yaşadığın asırdaki isimlerle beraber kayda geçiyormuş. Onu anlatmak istiyor. Onunla beraber kayda geçiyorsun. Yani beni mahşer günü nerede bulacaklar, nerede hesap soracaklar falan yok. Yaşadığın asırda kimler varsa hepsi kayda geçiyor. Hepsi kayda geçiyor. Kiminle aynı şekilde itişmişin, kakışmışın. Kiminle aynı şekilde, kimin aynı şekilde ne bileyim malını çarpmışın. Kime aynı şekilde hakaret etmişin, sövmüşün, dövmüşün. Hepsi kayıtta. Getirecekler. Arkadaş sana Allah-u Teala dünyada 60 sene, 80 sene, 90 sene neyse ömür verdi. İşte bir sürü Ramazan-ı Şerif geçti, Ramazan-ı Şerif bayramı geçti, Zilhicce ayı geçti, Kurban bayramı geceleri geçti, Recep ayı geçti, Muharrem ayı geçti. Muharrem ayı da geçmedi, geliyor. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi vızır vızır geçti ama sen yönünü dünyadan bir türlü ahirete çeviremedin. Allah diyemedin, la ilahe illallah diyemedin. Gel bakalım bunların bir hesabını ver.
Mustafa Bey, dünyadayken bunların hepsinin hesabını halletmek kolay. Kazaya kalan namaz borçlarına başlayabilirsin. Oruçlarına başlayabilirsin. Vermediği zekatları aynı şekilde ödeyebilirsin. Kul hakkın adamın kapısına gidersin. Yalvarırsın, yakarsın, ağlarsın, sızlarsın. Dünyada helallaşabilirsin. Ya o adam helal etmez. Eder. Eder. Ama sen samimi ol. Ha gidersen adam... Hakkını helal et, kapına kadar geldik işte falan. Sen de aynı şekilde kibirlenme ya. O kola adammışsın falan. Hadi. Ya adam helal edecekse de vazgeçer ya. Adama gideceksin, alttan alacaksın. Adam belki hakaret edecek o anda. Ve hatta diyeceksin ki adam ne söylerse ya söylediklerin hepsi aynı şekilde doğru. Ben senin de aynı. Hani büyüklerden bir zata birisi gelmiş böyle hakaret etmiş. O zat şöyle bakmış, adam susunca bitti mi evladım demiş. Bitti demiş. Eğil demiş, ben senin kulağına bir şey söyleyeyim. Eğilmiş adam. Ben var ya demiş. Senin bildiğinden daha kötü bir adam biliyor mu demiş. Ya adam ne diyecek şaşırmış. Adam başlamış özür dilemeye. Efendim demiş, ben demiş hata ettim, özür dilerim. Başlamış özür dilemeye. Özür dilemeye. Öyle insan, efendim kafir de olsa, kim olursa olsun, insandır netice itibariyle. Karşı taraf samimi ise, alttan aldıysa, yani nitekim bir Şafii Hazretleri, yok Fuday bin Niyat Hazretleri. Hani bir Yahudi diyor ki helal etmem falan, en sonunda bakıyor, kapısından ayrılmıyor. Diyor ki kölen olayım ben senin diyor. Sat beni diyor. Allah Allah ya, adam Yahudi yani. Yahudi milleti de yani enteresan bir millettir yani. 1000 tane peygamber şehit etmiş. Böyle bir özelliği İngilizler ve Yahudiler birbirlerine çok benzerler. O sana bakıyor. En sonunda diyor ki ya insan netice itibariyle. Ya diyor ben diyor yemin ettim diyor. Altınımı elime vermedikçe helal etmem diyor. Gel diyor gidelim eve, bizim minderin altında diyor. Altınlar var, onu al diyor, bana ver. Ondan sonra diyor helal edeyim sana. Peki geliyor Fulay bunu yatasettir. Aha diyor minder orada diyor, onun altında altınlar var diyor. Fırat bin Yat Hazreti hiçbir şeyden haberi yok. Gelini bir sokuyor, bir avuç altın buyur diyor. Adam küt diye bayılıyor tabii. Diyor ki bir dakika, bana dinini öğret. Ben diyor hani kendi din büyüklerimden duymuştum. Tevrat'ta yazarmış diyor. Samimi tövbe edenin elinde çakıl taşlar altın olur diye. Bu çakıl taşları diyor. Bu çakıl taşları. Ben orada diyor altın maltın yok diyor. Ben diyor deli miyim diyor, minderin altına altın koyacağım. Öyle ya, bir Yahudi minderin altına altın koyar mı? Oraya diyor çakıl taşı koydum. Seni denemek için, imtihan etmek için şey yaptım. Baktım haline diyor. Ya bu samimiyse, bir de Tevrat'ta öyle yazıyorsa, bu doğru mu değil mi diyor. Hem o bilgiyi diyor test ettim, hem de seni diyor. Ama sen de doğruymuşsun, o söz de doğruymuş diyor. Evet. O söz de doğruymuş. Yani şunun için söyledim. Efendim işte Yahudi bile hani o düşmanlığına rağmen aynı şekilde insafa geliyor. Nerede kaldı ki bir kimse Müslümansa ha homurdanır. Ha aklın başına geldi değil mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Ya şimdi işte ancak gelebildi. Bilemedim, edemedim. Bunun için fırsat var yani. Tabii. Ama bayram. Fırsat olmayan bir yer daha var. Ha bayram. Evet. Ama dünyadasında. Evet, dünyadasında. Dünyadasında bu fırsat var elinde. Ama şeyde yok işte. Öldükten sonra yok. Mahşerde gitsen adamın eline ayağını öpsen, bilmem ne yapsan falan. Hatta melekler der ki geçti arkadaş derler. Burada helalleşmek yok. Burada hesap var. Çağıracağız mizana. Sende kim alacaklar varsa gelecek onlar. Seni alacaklar varsa. Eğer dünyadayken, imanın varken, Allah-u Teala'ya dua etmişsen, ölürken de şehit olmuşsan, o zaman Cenab-ı Hak araya girip helallaştırıyor. Çünkü kul hakkını affetmiyor Cenab-ı Hak. Kul hakkını affetmiyor. Ya mesela şeyde bir gün bir toplantı olmuştu da Emir abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Böyle orada işte ya çalışıyorsun tabii gazetede. O zaman TGRT yok. Haralan, gürelen, birbirini itiyorsun, kalkıyorsun. Oluyor yani bunlar. Orada bir şey anlattılar. Dediler ki yani bir kimse diyelim ki o gün çok böyle başarılı bir şey yaptı. Hatta ailesinden çok neşeli, onu ferahlatacak bir haber duydu. Çok ferah, neşeli bir şekilde koştu geldi. Mustafa Töküz'ün yanına geldi. Aa dedi, bugün çok neşeliyim. Nasılsın dedim Mustafa Bey falan filan. Git de şimdiden be falan filan. Onun o neşesini kırmak, üzüntüye kark etmek, kalp kırmaktır diye anlattılar. Bir de devam var ama onun. Bir müminin kalbini kırmak, Kabe'yi kaç defa ya? 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Kabe'yi 1, 2, 3, 4, 5, 70 defa yıkıyorsun, bir günah oluyor. Yani bir müminin kalbini kırıyorsun, 70 defa Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girmiş oluyorsun. Deli misin, depek misin ya? Deli misin, depek misin? Şeyde, o 2001 krizindeydi. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı. O zaman TGRT'de.
Emel abiler Sarıyer'de oturuyorlardı. Gittim dedi. Yani dedi gazetenin aynı şekilde matbaa makinalarını söküp götürmek, hacizler, bilmem neler, mudiler aynı şekilde camları taşlıyor. Öyle bir durum. Öyle bir durum. Hengame yani. Yani Emel abinin derdini düşün. Herkes çekiliverdi. Bütün yük Emel abinin sırtına kaldı. Fatura. Hatta Emel abinin borcu demeye başladı. Emel abi ne alakası var yani borçla? Zaten Emel abi borçlu gitmedi. Çünkü Emel abiye katakulle okudular. İnsanların gözünden düşürmek için. Tabi ahirette bunların hepsi meydana çıkacak. Emel abi sadece ihsanen dedik, ben bunu ödeyeceğim. Tamam. Yani kendisi hayattayken 216 bin miydi neydi? İşte 50 küsür bine düştü onlar. Onları kendisi hayattayken ödeyebildiği kadarıyla sayı bu kadar düştü. Geride aynı şekilde geride kalanlar yine ödemeye devam ediyor. Önceye kadar Allah-u Teala ömür verdiyse biz de aynı şekilde ona karınca karınca destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü Emel abi madem söz verdi, Emel abinin sözü bizim sözümüzdür. O zaman dedi gittim. Baktım dedi bir arkadaşın üzüntüsü var, o üzüntüsünü gidiriyor. Onu sana neşelendiriyor. Neşeli neşeli bir şekilde gönderiyor. Kapıdan çıkarken gördüm dedi. Emel abi onu dedi neşeli neşeli. O arkadaşın da ayakları yere basmıyor artık. Emel abi çok neşeli diye gitti. Neyse dedi, sonra içeri girdik. Ben şaşırdım dedi. Niye şaşırdın diye sormuşlar. Demişim hem arkadaşın aynı şekilde derdi. Hani deve de pire bile değil yani. Devedeki pire ne olur ki yani de. Ama demiş sizin sırtınızdaki şey, hani siz üzüntünüzü hiç ona belli etmediniz. Emel abiler cevaben diyorlar ki benim hakkım yok bir arkadaşı üzmeye, bir mümini üzmeye. Kendi derdime onu ortak etmeye hakkım yok. Ana. Şimdi İslamiyet deyince mangalda kül bırakmıyoruz. Ondan sonra da arkadaş sen benim derdimi biliyor musun? Ne anlatıyorsun da falan da feşmekan da falan sen necisin de falan. Bir de ters diyoruz, aynı şekilde gönderiyoruz. Bir de işte ondan sonra İslam alimlerinin hayatlarına bakıyoruz, kitaplara bakıyoruz. Ve ondan sonra bir de diyoruz ki kasıla kasıla diyoruz ki biz Müslümanız. Ya Müslümanlık nerede? Hani Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri talebelerine öyle buyurmuş. Kokusu bile kalmadı. Biz o kokuyu yayıyoruz şimdi diye. Kokusu bile kalmadı. Onun için hayattayken bu fırsatımız hep var. Yani tövbe edebiliriz, pişman olabiliriz. Böyle bayramlar da bunun için bir fırsattır. Biz ahirete gidenlerimizi hatırlarsak, dünyadakilerle helallaşırsak, vizemizi alır, pasaportumuzu alır, dövizimizi de hazırlarsak, bizi de hatırlayan olur, arkamızdan da dua eden olur. Tabii dinleyicilerimizin de bugün bayramın dördüncü günü başlarını ağrıttık. Daha önce ulaşamayanlar varsa tekrar bayramlarını tebrik ederiz. Dualarını da istirham ederiz. Haklarımızı hep helal ettik. Gelecekleri bile helal ettik. Dinleyicilerimiz haklarını helal etmelerini istirham ederiz ve dualarını da istirham ederiz. Peki efendim.